Masonlar zaten açık net söylüyorlar. Biz şeytana tapıyoruz diyorlar. Adamlar bakın var. Baphomet. Evet. Baphomet bu yani temsili resmidir. Mesela Masonların hocasındaki dizilim orada gösteriliyor. Şu resim böyle yine. Lucifer bu da. Tabii evet. Lucifer. Ve Masonik eserlerden alınmış resimler bunlar. Masonlar söylüyor. Şeytanın feneri bizim gideceğimiz yolu aydınlatır diyor adam. Şeytanın ışığı yani bizim gideceğimiz yolu aydınlatır diyor. Daha ne desin? Çok net ifade. Masonlar Allah'a inanmazlar. Fakat ilk locaya insanları alırken Allah'a inandıklarını iddia ederek alırlar. Bunu da şöyle söylüyorlar. Eğer diyorlar biz yeni gelene birdenbire gözüne ışık verirsek gözleri kamaşır. Onun için diyor, uykulu gözlere diyor bakın uykulu gözlere ışığı yavaş yavaş vermek lazım diyor. Yani ateistliği, Darwinizmi, materyalist felsefe yavaş yavaş verelim ki onların inançlarıyla birdenbire çatışmaya girmeyelim diyor. Hatta diyor ki Selam Işın'dan kitabında herhalde masonik bir eser bu. Maalesef diyor bir dinin tesirinden daha hala kendini kurtaramamış mason biraderlerimizin bulunması acı bir olaydır diyor. Evet. Vardır diyor. Yani Müslüman olarak halen devam ediyor diyor. Mason olduğu halde diyor. Bunu esefle ve üzüntüyle belirtiyor. Evet. Açık diyor. Evet. Aneta zerk etmekten bahsediyor değil mi hocam? Evet. Yavaş yavaş. Evet. Gezegenimizin ilahı ve tek ilah şeytandır. Masonik kaynaklardan. Madame Petron bir şeyin yazarın kitabından. Aha. Fransa'daki Meşriki Azamlığa bağlı. Ne kitabın adı ne? Ki Doktrin 1888. Gezegenimizin ilahı ve tek ilah şeytandır diyor. Evet. Masonik kitap. Tek ilah şeytandır diyor evet. Ama. The Secret Doctrine. Ha, Secret Doctrine. Evet, evet o kitapta var. Evet biliyorum o kitabı. Bu çekim yasası falan mı? Hayır işte tek ilah şeytan olarak kabul ettiklerini söylüyor. Masonluğu. O kitabın ismi Secret Doctrine. Evet, yani, Secret Doctrine. Gizli Doctrine. Yani, gizli Doctrine. Evet. Gizli öğreti. Evet. Evet.